Aynen kanka, ben bilirim. Başlattım. Şimdi Verify'a geldi. Verify'da bir daha gelsin abi. Gönder. Şöyle verelim. Gönderelim. Bunlar boştur. Ki boş. Sorun değil. Şimdi benim dem type diye bir alanım var. Şöyle. Burada request'i bir validate edelim. Tamam mı? Bu validation'ın birinci alanı dem alt-tr type. Bu required bir alan gelmek zorunda. Yani not null gibi bir şey yok değil mi? Null böyle. Nullable yapabiliriz ama bunu böyle vermemek istemiyorum. Tabii şunu bir array'ini açmadım. Şunu nullable bırakabiliriz diyecek ama null gelemez abi, olsun yeterli. Required. Sonra bir de neydi? Process mi vardı? Enter'ladım. Şunu enter'layalım. Virgül. Process. Bu da required olsun. Şimdi bunu hemen denemesini yapalım. Seçmeden direkt basacağım kaydede. Bu sayfa yeniden açıldı. Tamam. Burada hatalı tabii bir kullanımımız yok. Nerede? Create update'in hemen en üstünde. Şu hataların basımı. Mesela bunu bir işte şey yapabilirdim. En başından beri söylüyorum da. Henüz siz de oralara yetişemediniz. Komponent yapılıp o komponent her seferine çağrılabilirdi. İşlemsel olarak. Şöyle şuraya koysak. Bir daha bir gönder dedim. Tamam. Bu da tamamdır. Geçelim artık kodumuzu yazmaya. Şimdi önce şöyle data deyip ya da data deyip demeyelim. Dem type alıyorum. Request'teki dem type. Buna da çünkü ihtiyacım olacağından dolayı böyle dedim. Yine prosesi de alalım. İşimize yarar mı bilmiyorum ama şimdi kalsın o elimizde. Değişkende. Doğru yazdım mı? Tamam. Sonra yine data diyelim. Datamız request only ile alıyorum. Sadece. Ya da sadece ile almayalım. Except diyelim. Hariç tutalım. Bu değil. Except. Bu array ile verebiliyorum. Array verebiliyorum içerisine. Şöyle array içerisinde alt-tr token almasın. İşte bu durumu yapacaktım. Aynen demin onu düşünmüştüm. If eğer dem type eşit eşit birse, yani bir kendim oluşturmak istiyorsam bu durum geçerli. Ben kendim oluşturacaksam dem type'da token ve bir de başlarında ne yazmıştık? Password reset mi yazmıştık bu dataların? Ne yazdıysak ona ihtiyacımız yok. Şu. Bununla ilgili olanları alma diyeceğiz. Bakalım tabi diyebilecek miyiz? Böyle dd_data deyip bir basalım, datanın halini görelim. İşlemin türü de bu. Sonra fake filler'la o fake filler yapınca direkt değiştirdi. Başkasını seçti yani o fake filler. Başlangıçta bir kere fake filler'a basıp sonrasında doldurup şöyle basalım. Tamam, almıyor. Bakalım, içinde sadece bunlar var ki bizim de ihtiyacımız olanlar bunlar. Süper. Tamam, bu data okey. Eğer
Bunun else durumunda ya da else durumu demeye de gerek yok. Varsayılan olarak yapalım. Direkt hani çalışıyor olsun. Burada da request'in exception'de yine alt token olmayacak. Bir de ne vardı bizim ilk body mi demiştik, ne demiştik ona? Custom content. Custom content'e yer vermeyeceğiz. Bunun haricindekiler gelebilir. Şimdi ben bunu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Buradaki durum benim şu an bu yaptığım kodun kısmı iki tane tür olduğu için geçerli. Ama diyelim ki bizim üçüncü bir veri türü içeri eklendi. Yani password reset değil, başka bir tane daha var. O zaman bu gelecek datanın türü password reset mail değil, başka bir şey daha olacak. O zaman ben buraya geleceğim. Bir tane daha ekleyeceğim. Onu da alma diyeceğim. Madem o özel olarak geldi, o zaman bu sefer de şunu yapmam gerekecek işte. Else if them type eşit eşit 2 ise custom content'i alma, bir de o yeni tip gelecek ya bir tane. O yeni tipi de alma demem gerekecek. Tamam. Datanın içerisine her seferinde bu kontrol yapmam gerekecek. Ya da bir switch case ile beraber bir ise bunlar, iki ise bunlar yapılabilir. Bu if else if olması gerekmiyor. Switch case yapısı da burada uygundu kullanıma. Bir veya iki gelmek zorunda zaten şu anki yapımız için. Bunların haricinde bir şey gelemez. Sonrasında ne yapalım? Düşünüyorum. Şurada bunları halletmek gerekiyor tabii. Datanın içindeki JSON'ı verdiğimiz alan hatırlıyor musunuz neydi? Ben unuttum çünkü. Objeyi bir yenileyelim. E-mail nerede? Şurada. Dem type'ımız process body. Body bölümü. İçine bir body diye bir alan oluşturuyorum. Bu body'ye de datanın içindeki custom content atıyorum. Birse. Tabi bu JSON'lı bir veri olacağı için şu kısım, yani datanın olduğu kısım JSON'lı olması gerektiğini bildiğimiz için, tabi bunu ben şu an öngörüyorum, yani bunu deniyorum şu an bu arada. Birazdan duruma göre gerek değişikliği yaparız. Bunu işlemi yaptıktan sonra da unset diyorum. Datanın içindeki custom content'i sil. Neden? Çünkü datanın içinde artık böyle veri kalmasın. Datayı direkt create ettiğim zaman ilgili tüm alanlar beraberinde gitmiş olsun. Mesela bakın dump type, process. Bu olmayacak. Bunun yerine body gelmiş oldu. Bunun JSON'lanmış haliyle beraber. Status içerisinde var olmaya devam edecek. Bu create kısmı zaten. Şimdi bunun aynısının alt taraf için şey yapmamız gerekiyor. Burada da neydi ikinci? Password reset mail. Pardon. Şurası. Password reset mail'in JSON'lanmış hali ve bunun unsetlenmiş hali olacak. En sonda böyle datayı bir artık işlemin bittikten sonraki kısmında bir yeniledim, bir basarak görmeye çalışalım. Bakın body'li olan kısım verimiz yazılmış şekilde, yani burada biz JSON'lı şekilde yazmıştık şurada. Çünkü standardı bu olması için. Şimdi bu datanın bir denemek adına yine yapıyorum bu işlemi. Body'sini alırken JSON encode'la alacağım. Bakalım encode edince verinin şu çift tırnak var ya. Amacım onun nasıl görüneceğiyle ilgili kısmı görmek. Ben yine encode mu yaptım ya? Decode. Encode'u yukarıda yaptık zaten. Şimdi çözmemiz lazım. Çözüyoruz. Tamamdır. Verinin kendi haline ulaşabiliyoruz. Bir sorun yok. Şimdi bir de bunun aynısını diğer veri türü için yapmam lazım. Parola sıfırlama maili için. Önce bir şu fake filler'ı kullandım. Sonra parola sıfırlamayı seçtim. Şu alanları bir şöyle dolduralım. İlla ki fotoğraf seçili olması gerekmiyor şu an için. Gayret deyip devam ediyorum. Geldiğinde bakın
Bu yani dekod olmuş hali gayet uygun bize yani. Her alanı kullanabiliyorum bu şekilde geldiği için. Şimdi bundan emin oldum ya. Yani. Bir verinin gidişine, gelişinden emin olmuş oldum. Buradaki sıradaki yapımın içerisinde email demin create işlemi olacak. Neyle? Buradaki data ile beraber git bana create @veriyi. Sonra burada bir bilgi döneceğiz. Burada hiç yok değil mi? Şunun içinde vardı. Mesaj veriyoruz da mesaj arıyorum. Şundan. Burada kontrol etmediğimiz bir durum var arkadaşlar. Onu da kontrol etmemiz lazım. Şimdi diyelim ben gittim. Bir tane işte burası birinci olan yer custom content ya oluşturuyor ya. Daha önceden custom content oluşturdum ama bu process type türünde bir custom content var mı içeride? Bunu bir kontrol etmem lazım. Şayet varsa aynısından bir tane daha oluşturmamın o process type üzerinde bence gereği yok. Gitsin onun içeriğini güncellesin. Ben öyle düşünüyorum. Ya da ya birden fazla oluşturup birini aktif edip diğerini pasif etmek ister mi? Bilmiyorum ki öyle mi yapsak? Sanki bu da mantıklı geliyor kulağa. Olabilir. Çünkü adam birden fazla tem hazırlayıp ya ben şimdi bunu kullanacağım sonra bunu kullanacağım. Arasında geçmek de Diyebilir. isteyebilir. O zaman bunu yapmıyorum yani. Bu sebepten dolayı yapmıyorum. Ama custom content değil de bunu da yapmak isteyebilir mi? Farklı farklı içinde yazılar yazmak. Mantıklı değil ama madem onu serbest bıraktık bu da serbest kalmış olsun. Return redirect route. Şu an bunun bir listesi yok. E-mail verify değil. Bunu değiştiririz demiştim birazdan. Hani Evet. o en son değiştirme kısmına bırakacağım onu. E-mail ya da dem e-mail mi desek ya buna? Bunun başı e-mail tire dem olsun. List ya da dems demek daha mantıklı. Direkt böyle açılsın. Name admin nokta e-mail tire ismini verdim. Bu dems mi okunuyor abi? Sen beni doğru tamam. Sonra nasıl okuma? Lafını yemedim. İzin çıktı mı kanki? Temaları aldım. E-mail temanın hepsini. Return view. Şu anda bir list yok, onu biliyoruz. Admin'in içinde, e-mail'in içinde liste göndereceğiz. Buradaki proses pek bir işimize yaramadı. Kullandığımız bir alan olmadı çünkü. Bunu silebilirim. Bir değişken kalmasına gerek yok. Datanın içinde bu var. Şurayı da kaldırdım. Admin nokta email buna yollamasını istiyoruz. Şimdi bu fonksiyonların bir isimlerini düzeltelim bence. Web'e geldim önce. Artık bu email tire dams'in altında create işlemi oluyor. Create'in show'u email tire dams'in altında bu da aynısı. Create. Bu da store fonksiyonu hani oluşturma çünkü işlemi. Create show e-mail'in de böyle yapmıyoruz artık. Ne dedik? Burada admin nokta dems e-mail dems demişiz. Nokta create dedim. Şimdi bayağı bir yer değiştirdiğim için bu isimleriyle ilgili. Önce bunun sidebar mıydı? Verdik. Şurayı da bir değiştirmemiz gerekiyor. Burası bir okey. Sonra gidip fonksiyonlarımın isimlerini değiştirmem gerekiyor. Create show. Aslında var ya create show değil. Direkt create veriyorlar bu ismi. Ben resource kontrol oluşturduğum zaman create gelir. Mesela create bırakabilirim. Yani bana show dememe gerek yok. Create ekranı direkt view'un gösterildiği ekrandır. Create fonksiyonu. Varsayılan olarak yani. Genel mantıksal anlamda söylüyorum.
O yüzden bunu create diyorum artık. Yani bunu show'unu sildim. Alttaki fonksiyonda store'a dönüştü. Şimdi bunun gönderildiği yerdeki kullandığımız form hatırladığımız kadarıyla boştu. Bakın action'ı boş olduğu için bir daha burayı düzeltmeme gerek kalmadı. Bir tek bunun ismi düzgün değil. Onu da düzeltiyorum. E-mail, verify değil. Create işlem aslında bu. Refactor rename. Create update diyorum. Hem güncelleme hem de yükleme işlemini yapacağız. Bu article list olanını kopyaladım. E-mail'in içine de yapıştırdım. E-mail. Tamam. Efendim. Listesi. Tema listesi. Reis ne? Aynı sayfa zaten. Bunu yazmasam da olur. Filter'da koyarız ya onları. Bir tane select bıraksam kafi. Publish de bu. Publish date kalsın. Şurada da bir tane şu en üstteki kalsın. Bu ne place olur? Minimum, maksimum view count. Bunu da kaldıralım. Bize iki tane mi select lazım? Bir tanesi tema seçin olacak. Tabi bunları buradan alsak. Da çok yanlış da. En son düzeltir. Yaklaşımsal olarak yanlış aslında. Oldu değil mi? 1, 2, 3 proses. Okey'dir. Burası search text olacak. Burada ne aratabilirim ki ben? Şey ama koyayım sonuç. Yani hangi e-mail'i bulmak istiyorsan aratma olmasın ya. Buradan mı bulsun? Yani içeriğinden aratır ya. Mail içeriğinde aratma yapabilir. Olsun. Burası tamam. Şimdi gelelim. Çıkmıyor. Çıkmıyor.
Yoksa kıracağım ya şunu. Sağ ol. Ver bende pas. Aa, mümkünse. Bakalım şimdi ne koyayım. Acun, söyle. Bizim veri tabanımızda hangi alanlarımız var abiler? Nerede ya veri tabanı? Heh, burası. Benim bir dem type'ım var. Şuna diyelim tema türü. Sonra neyimiz var? İşlem. Süreç mi işlem mi diyeyim ona? İşlem türü. İşlem. İşlem diyelim. İçerik. Buna yine bir göz koyarız. Status. Bir de oluşturma tarihi kalsın. Aksiyon ne ya? Bunu silmek. Silme de olsun Yani fazla olsun, bu yanlış olsun bir şey sinirdi bence. hadi. Yani aynısından da oluşturabiliyor çünkü demiştik. O yüzden izin verelim. Şu image'li olan kısmı silebiliriz. Bunu da silelim. Sonra buradan gözde bir şey var mı hiç? Böyle hani gör gibi bir şey koymamışız değil mi hiç? Bir de bak kimin oluşturduğunu da silip koymalıyız. Bir de user. Buna article demeyelim artık bu sayfanın içinde. Article yerine email kullanacağım. Birincisinde tema türü dem type. Process olacak da. Yok, ID tutacağız ya orada. O sıkıntı oldu. Neyse ya, yapacağız, onu da yaparız. Demin doğru olmalı derken onun için demiştim. Veri tabanında ID'lerini tutuyoruz. Burayı koyarken 1, 2, 3 mü yazacağız yani? Mantıklı değil ama bunu yaparız. Sonra yaparız. Sorun değil. İşlem. İçerik. Şimdi içeriği basacağımız yer bir A olup visibility'si olsun. Aynı nasıl ki logda yaptıysak. Yapalım. Logun listesini açtım. Şu olsun mesela diyorum. Şimdi yapıştırdım. E-mail'in ID'si. Bir model açtıracak. Güzel, mantıklı. Log detail demiş. Model dem detail diyorum. Temanın detayını göreceğiz. Bir de JSON olarak geliyor ya elimize. JSON'ı direkt hani basarak da hani log'daki gibi gösterebiliriz. O yüzden yer verdim. Statüsümüz okey. Sonrasında bir username, o da tamam. Created dates yok. Onun hemen altına e-mail'in ve created'in basacağım. Bu edit'e gitmeyecek. E-mail damsın nokta editine gitsin. Böyle bir şu anda root yok. O yüzden kızar bize hemen şu anda bunu yapmazsak. Şimdi artık kızmayacak. Gelelim bir daha görüntümüze. Listemize daha doğrusu. Delete işlemi olabilir dedik. Editleme olabilir. Linklemesi liste olarak yollarız veriyi. O yüzden bir sorun olmasını beklemiyoruz. Statüsünü değiştirmesi için bir durum yaparız. Onları daha sonra. Create işlemi çünkü. Publish date'e de gerek yok. Şu parent kategori olarak var mı şu an bizim burada? Yok. O select ikilerimizin ismi ne? Birisi dem type, diğeri process. Bu dem type'ın, bu da process'in select'i. Şimdi bunu bir yenileyip
Bu görevi bulamadı. Görevi. Çünkü şey yaptık ki onları değiştirdik ki. Yani şey, bir çözdüğümde kalmış olsun. Bir E-mail demsinin içini posttan mı almışız? Evet. List diye bir şey yollamadık. Biz direkt demsi de yolladık. User'da patlayacak muhtemelen. Çünkü bit user bu temin içinde user ID. büyük yanlış yapıyoruz bence. Gerçi bu da yine yanlış oldu. Evet, doğru. Her seferi ben bunun tersine gidiyorum işte. Doğru söylüyorsun. Şu an oldu. Ne diyor? Olanı alamazsın. De get olacak çünkü. Bir de user yok. Veri kaydedildi şu an bak buraya. User ID'si yok o yüzden. Şuna ben bir diyeyim. Kaydederken bunu yapmamışız. Bunu da ekleyeceğiz. Kayıt işleminden hemen önce nerede? Store. Şurada data'nın user ID'sine otantike olmuş olan kullanıcının ID'sine koymamız lazım. En azından şimdi bu bir gelsin önce birinci de çalışsın. Bir hata vermeden inşallah. Ne diyor? Collection. Bulunamaz diyor. Şurada apensi var ya. Tabii de. Çünkü page net değil ya, o yüzden. O yüzden efendi kullanamam diyor. Şimdi tema türleri, işlem türleri vesaire vesaire bunlar yok. Bunları da demin işte yanlış oluşturduk derken o yüzden söylemiştim. Birden başlayacağı için sıfırdan başlarsa sıkıntı. Nasıl yapalım? Hepsini ekleyelim o yüzden. Bunu veri tabanında kullanmadık. Veri tabanı kullanmadan sabit olarak tanımlamasını yaptım. Dem type
Bu arada veri tabanında aslında bunu böyle tutmak yerine bir şeye bakacağım. Bunlar tiny integer'mış, tamam. Integer olarak tutmuşuz. String olarak tutsaydık direkt isimlerini verebilirdik oraya. Bir tane attribute oluşturacağım. Get them type attribute. Bu da value'muz gelecek. Return gizli alamayız. Sabit olduğu için biz kullanamıyoruz arkadaşlar. Bunun value'suna göre dönüşü olacak. String türünde geri dönecek. Bunun aynısının bir de prosesi var. Şu anda veriler geldi buraya. Şimdi bu gözle ilgili olan kısmı yapacağım için listeden bir en altta modalı vardı. Bu modalı almam lazım. Tabii öbür list nerede? Kapattık mı? Logon listine gidelim. Şu modalı böyle alalım. Bizim listin. Bir önce bastığımızda açılıyor mu ona bakalım. Açılıyor. Log detayı değil. Şablon içeriği diyelim mi? Buna yine language JSON diyebiliriz verinin türüne. Bu işlem orada nasıl yapıldıysa çok benzer olacağından dolayı buna gidiyorum. Ya da bizim elimizde şu anda veri JSON olarak var diyebiliyoruz. Var diyebiliyoruz. O yüzden nerede bizim göz ürünümüz? Visibility. Data ID değil, data content diyelim bir. Bir deneme yapalım yani. İşimize gelecek mi bana bunu kullanmak? Data content'e bizim e-mail'in body'si miydi? Body değil Body'di değil mi? Body'sini alalım. Şöyle. Bu tıkladığımız zaman bu işleme çok benzer olacağı için şöyle altta çayın alttan bakarız. Yakın bir kullanım yapacağız. Biz buna tıkladığımız zaman bu klası mıydı ya? ID'si değildi galiba. Nasıl olması gerekiyor? Birden fazla gelecek. Content'i aldım. Böyle content'i bir bastık. Bastıktan sonra da şu işlemi bir daha yapmamız gerekiyordu. Deneyelim. Bu veri JSON türünde olduğu için oluyor olsa gerek. Bir bakalım şöyle.
Burası yaklaşıyor mu? Burası yaklaşmıyor. Burası yaklaşıyor ama. Content'i şu şekilde. Bir de şuna yer verelim. O zaman biraz daha iyi olur diye tahmin ediyorum. E-mail'in dem type. Böyle tire ile mi yazdık onu, değil mi? Dem tire type. Dem tire type, aynen. Böyle verdim. Bu dem type'ım bir değilse, birse de ya da şöyle yapalım. Birse dem type eşit birse de değilse. Birisi HTML'e direkt content'e basabilir. Ne oldu ki? Ne anlamadım. Bir daha bir böyle göstermesini beklemiyorum çünkü. Nasıl ya? Dem type ne geliyor ki? Dem type yok mu burada? Yok değil mi? Göremiyorum. Ben de göremedim. Yok yani. Dem type'ı nereye vermişim ben? Delete'e vermişim. Yanlış yer. Aynen. Hala olmadı. Bak dem type direkt ismiyle geliyor ya. Get original. Olmadı değil mi? O bir şey değiştirdik de çok değişmedi. Bu da jQuery'nin set bizimkisi nasıl ki zaten böyle değil mi? HTML'i direkt content'e basıyoruz. Peki bu content'te şöyle logla bir content'e bakalım. Log'un content'in türü ne? P'li bir şekilde geliyor. Sadece is not a function. Şunu
Bir bu durumda yapacak. İki bir de eksikleri var. Kod eksiği var, o yüzden çalışmıyor da. Ama bu P ile beraber olunca bu iç çift tırnaklar başında var çünkü. Çift tırnaktan kurtarmak lazım. O yüzden olmuyormuş yani. Bunu kurtarmak için de üstü gitti, altı kaldı. Bu farklı bir şey mi? Aynısı değil mi ya? Değilmiş. Değilmiş herhalde yani, aynı. Ben aynı zannediyordum, değilmiş. Nasıl yaptığını kaynayayım. Tırnak aynı değilmiş. Ben aynı buradan göremiyorum yani, uzak. Bilmiyorum, aynı gibi gelmişti bana da. Neyse, bir tane de öbürüyle oluşturalım. Böyle gelelim. Paralama. Bu tıt tıt sesi kayıtta çıkacak. Da güzel. Sadece bunu highlightlı göstermemiz lazım. O da login içindeki şu JavaScript ve CSS dosyalarını lazım. Hatta login içinde de değil. Neyin içinde ki bunlar? Burada bir admin içinde var mıymış? Burası admin için, evet. Nereden geliyor onlar? Highlight. Arasak mı? Arayacağım da push'la. Stack push'la beraber alttaki logview'un içinden geliyordu. Onu da öyle koymuştuk. Bak, en alt. Deneyelim. Şunları. Şimdi daha bakalım. Tamamdır. Şimdi benim yapacağım tarafı yapacağım. Birazdan düzenleme veya silme işlemi yaptırmak istiyorum.